Gerçek adı Ahmet Orhan olan Orhan Veli Cumhuriyet döneminde çeşitli türlerde eserler ortaya koymuş, önemli yazarlar arasında yer almakta. Garip akımının kurucusu olan Türk yazar, kısa soluklu yaşamına birçok şiir, makale, deneme, öykü, çeviri gibi türlerde eserler sığdırdı. Gelin ünlü yazarı daha yakından tanıyalım. Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914'te Beykoz'a bağlı Yalı köyünde dünyaya geldi. Babası İzmirli tüccar Fehmi Bey'in oğlu Mehmet Veli, annesi ise Beykozlu Hacı Ahmet Bey'in kızı Fatma Nigar Hanım'dı. Orhan Veli'nin babası evlendiği dönemlerde Mızıkayı Hümayun'da klarnistti. Asıl adı Ahmet Orhan olan şairin babasının adı Veli olduğu için sanatçı soyadı kanunundan önce Orhan Veli olarak tanındı. Orhan Veli Kanık doğduğu sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermiş, ülkemiz büyük bir ekonomik sıkıntıya girmişti. Bu yüzden çocukluğu sıkıntılı geçmişti. 5 yaşındayken üzerine kızgın yağ düşmüştü. İlk hayati tehlikesini o zaman geçirmişti. Orhan Veli'nin kendisinden küçük iki kardeşi vardı. Bunlar Vatan Gazetesi muhabirlerinden Adnan Veli Kanık ve Firuzan Yol Yapan'dır. Şairin ayrıca 1 yaşındayken ölen Ayşe Zerrin isminde bir kız kardeşi daha olduğu biliniyor. Akaretlerde bulunan Anafartalar İlkokulu'na yazıldı. Edebiyatı olan merakı ilkokul sıralarında başladı. Bu dönemde Çocuk Dünyası isimli derdi de bir hikayesi bile yayınlanmıştı. Küçük Orhan Veli'nin ayrıca ilk kez ilkokula giderken 8 yaşında komşularının kızı Münevver abla dediği kişiye aşık olduğu biliniyor. Kendi yazdığına göre mektuplara okuduğu aşk şiirlerini yazıp yollarmış. Tabii kendinden yaşça küçük olan birinin yazdığı mektupları gülmekten katılarak okurmuş. Daha sonra Galatasaray Lisesi'nde yatılı okumaya başladı. Sonraki adresi ise Ankara Erkek Lisesi oldu. Babası Cumhuriyet'in ilanından sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefi olmuştu. Aynı zamanda Musiki Muallim Mektebi'nde armoni profesörü olması dolayısıyla 1923 48 yılları arasında Ankara'da yaşadı. Bu dönemde bir süre Ankara Radyosu'nda müdürlükte yapmıştı. Daha sonraki yıllarda İstanbul Konservatuarı'nda ilmi kurul üyesi ve İstanbul Radyosu'nda ses uzmanı olarak çalışmıştı. Orhan Veli Kanık Ankara'dayken Ahmet Hamdi Tanpınar edebiyat öğretmeni olarak derslerine giriyordu. Kanık bu yaşlarda okumadan ziyade yazmaya merak salmıştı. Edebiyat artık onun için bir amaçtı. 12 yaşında Oktay Rıfat'ı, 16 yaşında Melih Cevdet'i tanıdı. Onlarla arkadaş oldu. Tanpınar öğretmeni olduğu sürece Orhan Veli Kanık'a öğütler verirdi. Onu yönlendirirdi. Şair lise döneminde arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le birlikte Sesimiz isimli bir dergi çıkardı. Sanatçının yaşamının bu evresi Aruzmezli kurallarını ve ahengini kavradığı ve ilk şiirlerini yazdığı dönem oldu. Yine lise yıllarında tiyatro çalışmalarına da katıldı. çeşitli oyunlar için sahneye çıktı. 1932 yılında liseden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Felsefe Bölümünü kazandı. Bir yandan da Galatasaray Lisesi'nde öğretmen yardımcısı olarak çalışıyordu. 1935 yılına kadar devam ettiği üniversiteyi bitirmeden okuldan ayrıldı. Öğretmen yardımcılığını ise bir yıl kadar daha sürdürdü. Sonrasında Ankara'ya. Döndü ve PTT Umum Müdürlüğü Telgraf İşleri Reisliği Milletler Arası Nizamlar Bürosu'nda memurluğa başladı. Eski arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le tekrar bir araya geldi ve bu üçlü benzer tarzda şiirler yazmaya başladı. Varlık Dergisi'nde bazı şiirleri yayınlandı. Sonrasında Ses, Gençlik, Küllük gibi dergilerde de şiirleri basıldı. Sabahları küçük işlerde çalışır, akşamları ise üç kafadar buluşup şiir ve yorumlamalar yaparlardı. Hayat onlar için zordu ama en azından istedikleri yola bir şekilde girmişlerdi. Mutsuz ve karamsar bir hava vardı şiirlerinde. İlk yıllarında şiirlerinin biçimi sebebiyle hece şairi olarak tanınmıştı. 1937 yılından sonraysa hem Kanık hem de Anday ve Horozcu yeni tarzda şiirlerini yayınlamaya başladılar. Dönemin şiirlerinden farklı yapıtlar ortaya çıktı. Koy... ...karar veren Orhan Veli ilk olarak ölçü ve uyağı... ...daha sonraysa ise tasviri, şairaneliği, hayali, süsü... ...ve zeka oyunlarını şiirden çıkarttı. Sadelik ve basitliği önemseyen sanatçı... ...duygudan çok akla önem vermeye başladı. Halkın kullandığı kelimeleri tercih etti. Garip dönemi şiirlerinin bir diğer ortak özelliği ise... ...Orhan Veli'nin konuşma dilinin doğallığını... ...sokak Türkçesini ve hatta halk argosunu... ...eserlerine taşımış olmasıydı. 1939 yılında arkadaşı Melih Cevdet Anda ile birlikte araba kazası geçirdi. Bu olayın sonucunda 20 gün komada kaldı. Kazanın sebebi andayın sürdüğü arabanın çubuk barajı tepesinden aşağı yuvarlanmasıydı. Sonunda sağlığına kavuştu ve yine kağıt kaleme sarıldı. 1941 yılının Mayıs ayında Garip Seçkisi yayınlandı. Bu kitapta şairin 24 şiirinin yanı sıra Melih Cevdet'in 16, Oktay Rıfat'ın ise 21 şiiri yer aldı. Kitabın içindeki şiirler kadar ses getiren ön sözünü ise Orhan Melih yazdı. Bu kitap sonradan birinci yeni olarak da anılacak Garip Akımı'nın başlangıcı oldu. Garip Akımı'nın kurucuları olan Kanık, Horozcu ve Anday radikal bir tutumla kendilerinden önce gelen hececilerin ve Ahmet Haşim'in şiirleriyle Nazım Hikmet'in toplumcu gerçekçi şiirlerin reddettiler. Garipçiler diye de adlandırılan garip şiirlerinin amacı şiiri bir takım kalıplardan kurtarmaktı. Dolaysız, yalın, açık seçik bir halk diliyle şiir yazmaktı. Böylece Orhan Veli'nin yaptığı iş edebiyat tarihimiz açısından edebiyat zevkimizde devrim biçiminde anlatılarla karşılandı. Geleneksel şiirimizin kabuğu çatlatıldı. O güne kadar şiirin özü sayılan söz sanatları bir yana bırakıldı. Ölçüsüz, uyaksız şiir yazımının yolu açıldı. Orhan Veli'nin şiirlerinin benimsenmesinde eleştirmen Nurullah Ataç'ın da payı büyük oldu. Ataç onun şiirleri konusunda şunları söylemişti: "Orhan Meliş şiirlerinin hemen hepsinde birer hikaye anlatır. Hem de uzun bir hikaye. Sanki birer hayat. Ancak bu hikayeleri bütün fazlalıklarından temizler. Bize birkaç satırda özü söyleyiverir. O koca hikayeyi şiir üslubuna koyu verir." Orhan Veli askerliğini Gelibolu'nun Kavak köyünde yaptı. Dönüşte iki yıl marif vekaleti tercüme bürosunda çalıştı. Şair 1945'te Vazgeçemediğim isimli şiir kitabını, Nisan 1945'te ise Garip'in sadece kendi şiirlerini içeren ikinci baskısını çıkardı. Bu kitapları 1946 yılında yayımlanan Destan gibi ve 1947'de basılan yenisi takip etti. 1946 seçimlerinden sonraki siyasi gelişmeler sebebiyle önemini yitiren tercüme bürosundaki görevinden istifa etti. Memurluğa hayatının sonuna kadar veda etmişti. Bu konuda çeşitli söylentiler vardı. Bir takım insanlar Orhan Beli'nin memurluk hayatından bıktığını, bir kısım insanlarınsa Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı görevinden ayrılması sonucunda tercümanlık bürosunun baskıcı, sert bir yönetim biçimi uygulamaya çalışmasından dolayı olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlarıyla birlikte 15 günde bir çıkan Yaprak dergisini yayınlamaya başladı. Masraflarını Mahmut Diker karşıladığı Yaprak isimli bu dergi 15 günde bir yayınlamaya diker Dikerdem'in yardımlarına rağmen derginin sahibi ve yazı işleri müdürü Orhan Beliydi. Bu yüzden zaman zaman ortaya çıkan para problemleriyle kendisi ilgilendi ve dergiye devam edebilmek için paltosunu satmak zorunda bile kaldı. Son sayıyı yayınlayabilmek içinse Abidin Dino'nun kendisine hediye ettiği resimleri elden çıkardı. Mehmet Ali Aybarın çıkardığı Hür ve Zincirli Hürriyet gazetelerinde denemeler ve eleştiriler yazdı. 1948'de La Fontaine masallarını Türkçeye çevirdi. Orhan Veli hikaye yazmaya 1947 yılında başladı ve ölümüne kadar altı öykü yazdı. Bu eserler Tanin, Seçilmiş Hikayeler ve kendi çıkardığı Yaprak dergilerinde yayınlandı. Şair öykülerinde de tıpkı şiirlerinde olduğu gibi sıradan insanları ve günlük hayatı konu edindi. Garip sonrası dönemde yazdığı şiirler garibin devamı ve garipten farklı olarak iki ana grupta toplanabilir. Şair sanatındaki değişimi 1945 yılında ikinci baskısı yapılan garibin ön sözünde onları 5 sene önce yazmıştım. 5 sene sonra da aynı şeyleri söyleyecek olduktan sonra neden yaşadım diyerek açıkladı. Daha özgürlükçü, daha yenilikçi, daha anlaşılır bir dili olan Türkçeyi kurmak istiyordu. Elinden geldiğince siyasileri, halkın fakirliğini ve kültürü eleştirirdi. Ayrıca Nazım Hikmet 1950 yılında hapse atılınca arkadaşları Melih Cevdet ve Oktay Rıfat'la beraber 3 gün açlık grevine girmiş ve Nazım Hikmet'in hapis dışındaki sesi olmuştu. Özel yaşamına değinecek olursak birçok kadına ilgi duymuş ama en büyük aşkı Nahit Hanım olmuş. Aralarındaki çok özel mektuplar geçtiğimiz yıllarda gün yüzüne çıkmıştı. Nahit Hanım o sıralar başkasıyla evli fakat Orhan Veli ile aralarında büyük bir aşk var. Mektuplardan bunu anlayabiliyoruz. Nahit Hanım saygın biri. Orhan Veli'ye de çok aşık olduğu aşikar. Aynı zamanda içine kapanık bir karaktere sahip. Nahit Hanım olarak bilinen Nahit Gelen hayatını İstanbul ve Ankara'da öğretmenlik yaparak geçirmiş. Samet Ağaoğlu, Rönesans gibi kadın sözlerini kullanıyor onun için. Ayrıca Atatürk'le üç kez dans etmiş bir kadındır Nahit Gelenbevi. Orhan Veli Yaprak Dergisi'nin kapanmasının ardından İstanbul'a geri döndü. Aynı yıl 10 Kasım'da bir haftalığına geldiği Ankara'da inanılmaz bir olay yaşandı. Karanlık bir sokakta belediyece açtırılan bir çukura düştü. Başı zedelendi. İki gün sonra İstanbul'a geldi. Bundan sonrasını Orhan Veli'nin kardeşi Adnan Veli Kanık şöyle yazdı. Vücudundaki sızılardan şikayet ediyordu. 14 Kasım Salı günü bir arkadaşının evinde öğle yemeği yerken fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırıldı. Beyninde damar çatlaması yüzünden başlayan bay Nedeni ilkin hekimler tarafından anlaşılamadı. Alkol zehirlenmesine karşı tedavi yapıldı. Saat 20'de komaya girdi. Bütün gayretlere rağmen kurtarılamayarak cerrahbaşı hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Morg'ta yapılan otopsiden önce Sanat Dostları Cemiyeti tarafından Orhan Veli'nin yüzünün mulajı alındı. 36 yaşında ölen şairin cenazesi 17 Kasım 1950'de Bayezid Camii'nden kaldırıldı. Cenaze akademisyenler, yazar ve sanatçılardan oluşan kalabalık tarafından Sirkeci'ye kadar taşındı. Oradan bir otomobille Aşiyan Mezarlığı'na götürülerek defnedildi. Yaprak Dergisi Orhan Veli'nin ölümünden sonra arkadaşları tarafından Son Yaprak adıyla yeniden tek sayı çıkarıldı. Bu tek sayı çıkan dergiye Orhan Veli... Elinin sağlığında yayımlanmamış olan Aşk Resmi Geçidi adlı şiirine yer verildi. Şiirlerinden yapılan seçmeler İngilizce, Fransızca, Rusça, Yunanca gibi çeşitli dillere çevrildi. Ayrıca Müşfik Kenter, Kerim Afşar gibi sanatçılar şiirlerini kasede okudular. Birçok besteci şiirlerini besteledi. Murat Han Mungan şiirlerinden kurgulayarak Bir Garip Orhan Veli adlı tek kişilik bir oyun yazdı. Bunu uzun süre Müşfik Kenter oynadı. Ölümünden sonra kardeşi Adnan Melikanık Orhan Veli hakkında yazılanları ve onu tanıyanları ona dair söylediklerini derlediği Orhan Veli için ismiyle bir kitap yayımladı. Kardeşi Adnan Veli'nin vücudu oldukça kemikli, kollarıyla bacakları epey uzundu. Göğsünü öne doğru eğerek hafifçe yaylanarak yürürdü. Elleri gayet ince, beyazdı. Parmakları adam akıllı uzun, tırnakları pembe, uzun ve yuvarlaktı. Geniş bir alnı, sivri bir çenesi vardı. Dudakları eni konu etliydi, burnu tümsekliydi. Yüzü gençlikte çıkardığı ergenlik sivilceleri sebebiyle pürtüklüydü olarak anlattığı Orhan Veli'yi Yazar arkadaşı Sait Faik ise bir röportajında şöyle betimlemişti: İki incecik bacak, kısa bir trench coat, kanarya sarısı bir kaşkol, müselles bir yüz, şişirilmiş bir göğüse benzeyen bir sırt. Denebilirse ergenlik bozuğu bir yüz. işte görünüşte Orhan Veli. Acısıyla tatlısıyla bir Orhan Veli kanık geçti bu hayattan. İyi ki geçti.